Konguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 9. sınıf fizik yazısının ikincisine hazırlanacağız. Sizin için çok güzel sorular hazırladım. Öncesinde böyle bir özet yapacağız konuları hızlı bir şekilde. Ve sonrasında da hazırladığımız birbirinden güzel, birbirinden özel soruları sizler için burada çözeceğim. Hadi hep birlikte şu içeriğimize bir göz atalım. Ondan sonra da hızlı bir şekilde başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar milli eğitimin müfredatına göre ikinci dönemin ikinci yazılısı tahminimizce ısı ve sıcaklık ünitesinden başlayacak. Hareketle alakalı sorularınız da çıkabilir. Bunun için ne yapacaksınız? Birinci videomuzda çözdüğümüz sorulara bakacaksınız arkadaşlar. Ama bizim tahminimiz ısı ve sıcaklık. Isı ve sıcaklık ünitesinin altında neler var? Hemen bakalım. Isı ve sıcaklığın tanımıyla başlayacağız. Daha sonrasında hal değişimi, ısıl denge, enerji iletim yolları ve enerji iletim hızı ve en son genleşmeyle bu ünitemiz bitecek. Sonrasında da elektrostatik var. Elektrostatikin böyle giriş kısımları var sevgili arkadaşlar sadece. Çok fazla detayına girmeyeceğiz biz bunun 10. sınıfın ilk ünitesi de elektriğin devamı şeklinde olacak. Orada biraz daha detaylandıracaksınız ama buradan da çok güzel sorular karşınıza çıkacaktır eminim. Hemen yazıyla alakalı şöyle notlarımızdan bir bahsedelim sevgili arkadaşlar. 211. sayfada bir de 237. sayfada sizler için hazırlanmış böyle güzel yazı sorularının olduğu kısımlar var sevgili arkadaşlar. Şöyle baktım 211'e çok geçmişim. 211 numaralı sayfadaki sorular arkadaşlar klasik tarzda dediğimiz sorulardan oluşuyor. Bunları da yazılıya hazırlanmak için çözebilirsiniz. Bir de elektrostatik ünitemiz içinde var bu. Elektrostatik ünitemizde hemen bu kısımda 237 numaralı sayfadan başlıyor sevgili arkadaşlar. Toplamda böyle 12 tane güzel, birbirinden güzel sorumuz var. Tabii ki bunlar bize yetmez, daha fazla lazım diyorsunuz. Ben de bunu duyuyorum. Arkadaşlar Bizim daha yüksek not almamız lazım diyenleri duyuyorum arkadaşlar. Bunun için de ikinci dönem yazılı notları kitabımız sizin hizmetinizde. Hemen şuradan bakayım fizik kaçıncı sayfadaymış? 125 numaralı sayfayı açmaya çalışıyorum. Birkaç denemeden sonra bulacağım 125 numaralı sayfayı bulabildim. Evet sevgili arkadaşlar burada ikinci dönem birinci yazıdan başlıyor notlarımız. Onun için biraz daha ilerleyelim. Isı sıcaklık ahanda buldum vallahi ikinci de buldum. Isı ve sıcaklıkla alakalı notlarımız var. Kısa kısa notlar, formülleri nasıl kullanabileceğinize dair böyle küçük küçük bilgiler yer alıyor. Devam ediyoruz. Termometreler var, hal değişimleri var, sıcaklık değişimleri var. Daha sonrasında da enerji iletim yolları var, genleşme var. Sonrasında da ne var arkadaşlar? Elektrostatik başlıyor. Elektrostatik dediğim gibi çok uzun bir kısım değil. Bununla alakalı ÖSYM'nin de sorduğu çok güzel sorular var. Bu yüzden bence bu konuyu es geçmeyin. Genelde böyle son ünite diye öğrenciler biraz böyle nasıl diyelim yumuşuyorlar. Ancak 4 sene sonra hatta bir seneniz geçti 3 sene sonra gireceğiniz sınavda bunlar da karşınıza çıkacak diyorum. Ve sizler için hazırladığım özete başlıyorum arkadaşlar. Devam. Evet arkadaşlar ilk kısmımızda ısı ve sıcaklığın tanımlarıyla başlayacağız. Bir sistemi oluşturan atom ve moleküllerin kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamı ne olarak nitelendiriliyordu sevgili arkadaşlar? İç enerji olarak adlandırılıyor idi. İç enerji dedim ikisinin toplamı. Sıcaklıkları farklı etkileşim halindeki iki sistem arasında sıcaklığı yüksek olandan düşük olana doğru transfer edilen enerjiye bakın burası önemli transfer olması lazım. Yani en az bana ne lazım? İki tane madde lazım ve bu iki maddenin de sıcaklıkları birbirinden farklı olması lazım. T farklı diye yazdım. Bu durumda aktarılan enerjiye ne diyorduk? Isı enerjisi diyorduk sevgili arkadaşlar bir sistemdeki atom ve moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin bir göstergesi. Bakın enerji türü değil ama enerjinin varlığına bir kanıt. Neydi bu da? Sıcaklığın tanımıydı. Tabii ki arkadaşlar doğru söylediniz. Bir maddenin bir gramının sıcaklığını bir santigrat derece değiştirmek için maddeye verilmesi ya da maddeden alınması gereken ısı miktarına da öz ısı diyorduk sevgili arkadaşlar. Buradaki önemli kelime bence bir gram olması. Maddenin tamamına olursa ne oluyor? Bir maddenin sıcaklığını yani tamamının sadece bir gramının değil hepsinin sıcaklığını... ...bir santigrat derece değiştirmek için maddeye verilmesi ya da maddeden alınması gereken ısı miktarına ise ısı sası diyorduk sevgili arkadaşlar. Hemen devam ediyorum hız kaybetmeden. İkinci başlığımız sıcaklık değişimiydi. Tabii ki iki farklı durum söz konusuydu. Bazen sıcaklık değişmiyordu. Ne zaman değişmiyordu onu da göreceğiz. Hal değişimi sıcaklığında olmayan. Bakın dikkat. Hal değişimi sıcaklığında olmayan bir maddeye eğer ki biz ısı veriyorsak bir madde ısı aldığında diyelim ısı aldığında ya da bu maddeye ısı verildiğinde Maddenin sıcaklığı değişir. Peki burada sadece ısı aldığında mı ya da o maddeye ısı verildiğinde mi? Hayır. Madde de dışarıya ısı verebilir. Madde dışarıya da ısı verebilir. Bu da olur. Sıcaklığı değişiyor ve kel macit dediğimiz formülle buluyorduk. Q burada ısıyı temsil ediyordu. M dediğimiz cismin kütlesiydi, kütle. C az önceki sayfada gördüğümüz öz ısı diye geçiyordu ve delta T'de sıcaklık farkı veyahut da sıcaklık değişimi şeklinde geçiyordu sevgili arkadaşlar. Bir madde eğer dışarıya ısı veriyorsa sıcaklığının düşeceğini söylüyorduk. Eğer ısı alıyorsa sıcaklığının yükseleceğini söylüyoruz. Bunu da aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Maddenin bir fazdan diğer faza geçişi hal değişimi olarak tanımlanıyordu. Onu da söyleyelim. Hal değişimi. Nelerde hal değişimlerimiz? Eğer katıdan sıvıya geçiyorsa erime, sıvıdan katıya geçiyorsa donma. Sıvıdan gaza geçiyorsa buharlaşma, gazdan sıvıya geçiyorsa yoğuşma veya yoğunlaşma diye de geçiyordu. Katıdan direkt sıvı hale hiç uğramadan gaz oluyorsa süblimleşme, gazdan katıya geçiyorsa kırağılaşma. Hani böyle kışın sabahları otların üzerinde beyaz beyaz kar yağmış gibi bir görüntü oluşuyordu ya. işte o kırağı diyorduk kırağı düştü diyorduk. Bir de arkadaşlar 9. sınıfla beraber gelen plazma halimiz var. Eğer bir gaz hala böyle kapalı bir ortamda ısıtılmaya yani ona enerji verilmeye devam ediyorsa iyonlaşıyordu. İyonizasyon haliyle plazmaya ve iyonların ...tekrardan böyle kazanıp nötr hale gelmesiyle de gaza dönüşüyor diyorduk ve devam ediyoruz. Hal değişim ile alakalı bir başlığımız daha var. Bunun hakkında da konuşacağız tabii ki. Neler söyleyeceğiz? Erime sıcaklığı diyeceğiz. Erime sıcaklığı donma sıcaklığına daha sonra da kaynama sıcaklığı da yoğuşma sıcaklığına eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Örneğin su 0 santigrat derecede donar... Buz da 0 santigrat derecede erir. İkisinin sıcaklıkları birbirine eşit. Su ve buz aynı anda bulunuyorsa zaten 0 santigrat derecededir. Hal değişimindedir. Ve aynı şekilde su 100 santigrat derecede kaynar. Aynı şekilde su buharı 100 santigrat derecede yoğunlaşır ya da yoğuşur da diyoruz. Hal değiştirme sıcaklıkları belirli koşullarda maddeler için ayırt edici. Yani su 100 santigrat derecede kaynar. Başka bir madde 100 santigrat derecede kaynamaz arkadaşlar. Bu sıcaklıklar maddeye özel böyle kimlik gibi. Ve dolayısıyla arkadaşlar madde miktarına bağlı mıdır? Tabii ki de değildir. Madde miktarına bağlı değildir diyoruz. Isı alan ya da veren maddelerin sıcaklığındaki değişim yani delta T nelere bağlı idi? Bundan da konuşacağız arkadaşlar. Maddeye verilen ya da maddeden alınan ısı maddeye verilen ya da maddeden alınan ısı. Sonrasında arkadaşlar daha sonra madde miktarına en sonda sevgili arkadaşlar madde hatta madde, maddenin diyelim maddenin cinsine bağlıdır. Ve hal değişiminde Q ısı M kütle ve L hal değiştirme ısı olmak üzere hal değişimi için gerekli olan ısının matematiksel modeli Q eşittir M çarpı L. Burada da yine Q'muz arkadaşlar ısı miktarı. M dediğimiz kütle ve L dediğimiz de hal değiştirme ısısı. Hal değiştirme diyeyim şöyle ısısı diyorum ve devam ediyorum. Sıcaklıkları farklı. Çevreden izole edilmiş ve birbirleriyle temas halindeki iki sistemin birinin verdiği ısı diğerinin aldığı ısıya eşit. Niye? Kayıp yok çünkü. Biri verecek diğeri de alacak. Biri 100 jül veriyorsa diğeri de 100 jül alacak yani. Genleşme konumuz bu da ısı sıcaklık ünitesinin sonlarına doğru geliyordu sevgili arkadaşlar. Isı alan maddelerin hacimlerinde meydana gelen artışa genleşme, ısı veren maddelerin hacimlerinde meydana gelen azalmaya da büzülme adı veriyorduk sevgili arkadaşlar. Maddenin cinsine bağlı bir nicelik olan genleşme katsayısı sabit basınç altındaki bir maddenin sıcaklığını 1 santigrat derece değiştirmesi durumunda hacmindeki değişimin ilk hacmine oranıdır. Boyca genleşme katsayısı ne diyoruz lambda diyoruz bazı kaynaklarda arkadaşlar lambda yerine Alfayı da görebilirsiniz. Genleşme katsayısının birimi de 1 bir bölü ne diyeceğiz? Santigrat derecem diyeceğiz. Hayır arkadaşlar Kelvin derece diyeceğiz çünkü bilimsel çerçevede çalışıyoruz. Ya hocam az önce bir santigrat derece değişimi dedin. Şimdi bir Kelvin yazıyorsun. Ne alaka arkadaşlar? Santigrat termometresi yani Celsius termometresi de yüz bölmeden oluşuyordu. Kelvin termometresi de 100 bölmeden oluşuyordu. Hemen hatırlatalım buradan. Neydi Celsius? Sıfırda donar yüzde kaynar diyordu Celsius. Kelvin de diyordu ki "Hayır arkadaş 273'te donar, 373'te kaynar" diyordu Kelvin. Her ikisi de 100 bölme olduğu için birimde herhangi bir sıkıntı olmuyor. Yani biz burada deseydik ki maddenin sıcaklığını bir Kelvin değiştirmesi falan diye devam etseydik de olurdu. Çünkü iki termometre özdeş sayılır sevgili arkadaşlar. Sıcaklık değişimi. Nelerle orantılı bakalım sıcaklık değişimi. Hemen devam ediyorum. Genleşme neyle alakalıydı? Birincisi dedik ki o az önceki sayfada geçiyordu. Maddenin genleşme katsayısından filan bahsettik. İkinci durumda arkadaşlar sıcaklık değişimine bağlı. Bir de üçüncü bir kısım daha var. Onu da burada aldık. Genleşme ve büzülme miktarı maddelerin ilk hacimleriyle doğru orantılı genleşme, boyca uzama, yüzeyce genleşme ve hacimce genleşme şeklinde 3 farklı durumda incelenebiliyor. Dolayısıyla arkadaşlar maddenin boyutundaki değişim miktarı başlangıçtaki diyelim başlangıçtaki boy. Ondan sonra yüzey alanı, ondan sonra hacim bunlara bağlayıp sonrasında ne var arkadaşlar? Sıcaklık değişimi. Onu da burada gördük sıcaklık değişimi. Son olarak da bir de neyimiz var? Maddeye özel, maddeye özel Genleşme kat sayısı. Genleşme kat sayısı diye şöyle kısaltarak yazayım. Yani toplamda 3 tane değişkenimiz var. Eğer bu boyca uzayan bir cisimse ilk boy. Alanca genişleyen bir yüzeyse mesela burası olduğu gibi bir yüzeyse ilk alan. Hacimce genleşen bir şeyse mesela 3 boyutlu bir cisimse işte eni var boyu var yüksekliği var işte ne bileyim burada silindire benzetebiliriz. Bunda da ilk hacimin önemi olduğunu söylüyoruz. Sonra sıcaklık farkı sıcaklık farkı ne kadar büyükse genleşme veya büzülme de o kadar büyük oluyor. Son olarak bir de neyimiz vardı arkadaşlar maddeye özel genleşme katsayısı bunu daha az önceki sayfada görmüş ilik lambda veya alfa ile gösteriliyor idi Atomun dolayısıyla maddenin elektron kazanması veya kaybetmesi elektriklenme olarak adlandırılır. Hemen hızlı bir şekilde geçtik elektrik ünitesine. Elektriklenme çeşitleri arkadaşlar iki farklı grupta inceleniyordu. Birinde temas var diğerinde temas yok. Temas olmayana etkiyle elektriklenme diyorduk. Temas gerektirenlerinde iki tane durumu söz konusu. Bir tanesi sürtünme ile elektriklenme diğeri de dokunmayla elektriklenme. Sürtünme elektriklenme de sürtünme ile elektriklenen cisimler şöyle diyoruz eşit miktarda ve zıt işaretle zıt işaretli Elektrik yüküyle yüklenir. Elektron alan cisim eksi Q yükü ile yüklenirken elektron veren cisim artı Q yükü ile yüklenir. Dikkat edin sevgili arkadaşlar. Negatif yükün alınıp verilmesinden bahsediyoruz. Pozitif yük hareket etmiyor katılarda çünkü. Negatif yük veriyorsa pozitif yükleniyor. Negatif yük alıyorsa negatif yükleniyor diyoruz. Cisimlerin sürtünmeden önceki ve sonraki yük toplamları eşit. Başka bir deyişle yük korunumludur diyoruz sevgili arkadaşlar. Yük korunumludur. Dokunma ile elektriklenmede birbirine temas ettirilen iletken cisimler arasında elektron geçişi oluyordu. yüklerinin yarıçaplarıyla orantılı olduğunu söylüyorduk. Orada da sevgili arkadaşlar, ileride eğer sayısalı seçerseniz 11. sınıfta daha detaylı bir şekilde potansiyel kavramından bahsedeceksiniz. Orada da buna bir gönderme yapabilirsiniz. Dokunmadan önce iki tane cisim verilmiş, Q1 ve Q2 yükleri var, r1 ve r2 yarıçapları var. Dokundurulmuş bunlar. Dokundurulduktan sonra da r1'in Q1 üssü. R2'nin de Q2 ü şeklinde yükler olmuş. Peki bu yüklere nasıl karar veriyorduk? Yükleri yarı çaplarıyla orantılı olarak paylaştırıyorduk. Yani öncesinde toplam yük bölü toplam yarı çap Eğer birinci küreyi arıyorsak R1 ile ikinci küreyi arıyorsak R2 ile çarpıyoruz sevgili arkadaşlar. Mesela bir tane hemen küçük bir örnek yapasım geldi. Diyelim ki burası 2R olsun. Burası da R kadar olsun. Burada diyelim ki artı 5Q yüküm var. Burada da diyelim ki işte eksi ne olsun? 8Q'luk bir yüküm olsun. Ben bunları dokundurduğum zaman toplam yüküm ne yapıyor? 5 buradan eksi 8 buradan toplam yüküm eksi 3Q. Toplam yarıçapım 2R buna R buna dedim 3R. Eğer birinci küreyi arıyorsam 2R ile çarpıyorum. Eğer ikinci küreyi arıyorsam sevgili arkadaşlar ne yapacağım? Bu sefer de R ile çarpıyorum. Yani şunla şu gitsin. Bununla da bu gitsin. Eksi 2 Q buna kalıyor. Bununla bu gitsin. Bununla da bu gitsin. Eksi Q yük de buna kalıyor. Dikkat. Toplam yüküm eksi 3 yaptı. Benim zaten artı 5 eksi 8 daha yine eksi 3 yaptı. Yük korunuyor yani arkadaşlar. Bunu da unutmuyorsunuz. Elektroskopumuz vardı. Elektroskop bir cismin elektrik yüküyle yüklü olup olmadığını, yüklüyse hangi cins elektrik yüküyle yüklü olduğunu anlamaya yarayan alete elektroskop adı veriyoruz. Arkadaşlar dikkat bu bize tam olarak net yük miktarını veren bir alet değil. Hani şöyle deriz az yüklü, çok yüklü. Buradaki açılma miktarına göre şöyle açılar vardır burada. İşte 30 derece açılıyorsa Q1 ...60 derece açılıyorsa Q2... ...hadi şunu derim... ...30 derece 60 dereceden küçük olduğu için... ...Q1 küçüktür Q2 gibi... ...ama net yükü veriyor mu... ...işte 3 kulom 5 kulom gibi sayısal bir veri veriyor mu... ...aslında elimize vermiyor... ...sevgili arkadaşlar normal şartlar altında elektroskop... ...elektroskopların yorumları bizim için oldukça önemli... ...eğer ki çubuk ve elektroskopun yük işaretleri aynı... ...ve çubuğun yük miktarı elektroskobun yük miktarından daha büyükse ne olacak? Çubuk elektroskoba yük verecek. Dolayısıyla yaprakların bir miktar böyle açılmasını sağlayacak. Eğer ki çubuk ve elektroskobun yük işaretleri aynı ve çubuktaki ve elektroskoptaki yük miktarları da aynıysa bu sefer elektroskobun yapraklarında herhangi bir değişiklik gözlemleyemeyeceğim. Çubuk ve elektroskopun yük işaretleri aynı ama bu sefer çubuğun yük miktarı elektroskopun yük miktarından daha küçük. Ne yapacak bu sefer? Elektroskop çubuğa yük verecek. Dolayısıyla ne olacak? Yaprakların biraz kapanacak sevgili arkadaşlar. İç kısma gelecek. Çubuk ve elektroskop işaretleri zıt ve yük miktarları eşitse mesela artı üç eksi üç gibi dokundurduğum zaman nötrlemiş oldum. Yapraklar tamamen kapanacak. Yani başlangıçta açıktır. Şöyle gösterelim. Başlangıçta şöyle bir açıklığı vardır bunun. Sonrasında ne olur? Dokundurduğum zaman nötrlendiği için kapanacaktır. Çubuk ve elektroskopun yük işaretleri zıt ve çubuğun yük miktarı elektroskopun yük miktarından fazlaysa bu sefer ne olacak? Yapraklarım önce tamamen kapanacak. Çünkü sıfırladım. Sonrasında da elektroskopu bir miktar daha yük geçişi olacak çubuktan. Dolayısıyla sonra da açılacak. Önce kapanıp sonra açılacak. Dediğim gibi bunların detayları da 11. sınıfta bu yük potansiyelinden bahsederek arkadaşlar daha da detaylı bir şekilde göreceksiniz. Evet arkadaşlar, hemen geçtim soruma. Sorum ne diyor bana? Diyor ki aşağıdaki bilgileri doğru veya yanlış olarak doldurunuz. Kenardaki boşluklara D ya da Y yazacakmışım. Isı yalıtım malzemeleri Kolay yala binen yani ateşe dayanıksız olmalıdır demiş. Yahu ben burada ısı yalıtımı yapıyorum. Eğer bu kolay yanarsa olmaz yahu. Bu yanlış olacak. Küresel ısınmanın nedenlerinden biri de sera gazlarıdır demiş arkadaşlar. Tabii ki sera gazları ne yapıyordu? Atmosferin üst tabakalarında birikerek orada işte sıcaklığın uzay boşluğuna gitmesini engelliyordu. Bu da dünyanın ortalama sıcaklığının artmasına sebep oluyordu. Doğru bir ifade Isı kalorimetre kabı ile ölçülür ifademizde. Yine doğru. Isıl dengede sıcaklık soğuk cisimden sıcak cisme geçer. Yahu olur mu ne dedik? Sıcaktan soğuğa geçer. Soğuktan sıcağa geçiş mümkün değil. Termodinamiğin yasalarına aykırı. Son maddemiz maddenin gaz halinin plazma haline geçmesine iyonizasyon denir. İyonlarını kaybetmesi durumuydu arkadaşlar. Ortamdan uzaklaşamıyordu ama iyonlarını kaybediyordu. Bu da doğru bir ifade. Diğer sorumuz. Demiş ki... Güçleri sırasıyla 750 watt ve 900 watt olan ütü ve elektrikli süpürge 10 dakika birlikte çalıştırıldıklarında toplam kaç kilojül enerji tüketir diyor arkadaşlar. Yani jül cinsinden bulacağım sonra onu bine böleceğim. Niye? Çünkü kilo demek bin demekti. Kilo Gram, kilometre, kilobayt da olduğu gibi bunu da birinci ünitede fiziğin, fizik bilimine girişte görmüştünüz. Evet nasıl yapıyorduk? Yapılan iş güç çarpı zaman ifadesiyle bulunuyordu. Şimdi zaman ifademizde de dikkat 10 dakika verilmiş ama biz ne yapıyorduk? Dakika ile değil saniyeyle çalışıyorduk. Dolayısıyla 10 çarpı 60'tan bizim aslında bu ikisini çalıştırdığımız süre 600 saniye sevgili arkadaşlar. Güç toplamım ne kadar? 750 birinde var. 900 diğerinde var. Ve toplamda 600 saniye boyunca çalıştırdım. Dolayısıyla 750 ile 900'ü topladım. Ne yaptı? 1650. 1650 çarpı 900 dedim. Bunu da böyle çarparsak ne çıkıyor? 9, 9, 0, 0, 0, bir tane daha 0. 990 bin jullük arkadaşlar enerji açığa çıkartıyormuş bunlar. Enerji harcıyorlarmış daha doğrusu. Ama bize kilo demişti unutmuyoruz. O halde 3 tane sıfırını silersem 990 kilo yapar diyorum ve devam ediyorum. Demiş ki küresel ısınma atmosfere salınan karbondioksit gibi sera etkisi yaratan gazların yer yüzeyi ve denizlerin ortalama sıcaklığını arttırmasıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya karşı alınabilecek önlemler arasında değildir? Evsel atıkları geri dönüştürmek, sera gazlarının salınımını azaltırım olur. Yenilenemez enerji kaynaklarını kullanmayı tercih etmek olur mu ya? Olur mu arkadaşlar? Neydi kömür, işte petrol, Doğalgaz bunları kullanırsam ben bunlar fosil yakıttı. Dolayısıyla da sera gazlarının salınmasına sebep oluyordu. Aradığım cevap bu ama diğerlerine de bakalım. Ambalajları fazla olan ürünleri kullanmaktan kaçınmak. Niye üretimi azaltır? Tüketimi azaltırsam üretimi de düşecektir. O plastik petrokimyasal ürünlerin üretimini azaltacağım. Otomobillerin hava ve yakıt filtrelerini her zaman temiz olmasına dikkat etmek niye? Bu zaten lazım. Niye lazım? Çünkü eğer biz bunların bakımlarını düzgün bir şekilde yapmazsak, bu filtreler zamanı geldikçe böyle zamanı hatta geçtikçe diyelim yakıt tüketimini artıracaktır. Yakıt tüketiminin artması da daha fazla benzin almamıza, petrol ürünleri de daha fazla kullanmamıza sebep olacaktır. Dolayısıyla dikkat etmemiz lazım. Bu da doğru bir ifade. Ev ve iş yerlerinde enerji yalıtımı sağlamak, yine bakın enerji tasarrufuna dair bir şeyler yapıyoruz. Bu da olur. Yani cevabımız B seçeneğidir sevgili arkadaşlar. İşte güzel bir genleşme sorusu arkadaşlar. Bence bu soru yazıda sorulur ya. Hem yorum var için içerisinde hem de kesinlik var. Burada bir pislik olacağı kesin yani. Devam ediyorum. Demiş ki A, B ve C bakır çubukları orta noktalarından sabitlenmiştir. Yani ya kenara doğru uzayacak ya da kenardan orta kısma doğru kızılacak. Buraların yeri değişmiyor A, B ve C noktalarının. A ve B çubukları arasındaki uzaklık D1. B ve C çubukları arasındaki uzaklık D2'dir. A, B ve C çubukları sıcaklıkları değiştirildiğinde yani kesinlikle bunlar ya uzayacak ya kısalacak. Ne olmuş? D1 artmış. Burası artmış. Yani bu ne olabilir? Şurası böyle kısalmış olabilir. Bu da kısalmış, bu da kısalmış olabilir. Veya arkadaşlar B uzamıştır ama A daha fazla kısalmıştır. Bilemiyorum bakalım. B çubuğunun sıcaklığı arttırıldığına göre he, o zaman şu ihtimal gitti. B'yi uzatmışım. B buralara bir yere gelmiş. Demek ki A ne olacak? A kesinlikle kısalacak. A'nın soğutulması lazım. Bu soğumuş. Bu ısıtılmış. Geldim diğer kısma. D2 azalmış. Ya bunun uzayacağını biliyorum. Hem soldan hem sağdan uzayacak. Şimdi C'ye bakalım. C eğer arkadaşlar kısalırsa buradan hatta azalmıştır diyor ya D2. Bunun kısalması durumu az olabilir, değil mi? Az kısalmış olabilir veya da uzamış olabilir bu da. Yani C için iki ihtimal var. Isınmış da olabilir. Soru işareti koydum. Soğumuş da olabilir. Bakalım ne demiş devamında. A çubuğu soğutulmuştur. Kesin mi? Kesin. Çünkü B uzuyor. Demek ki A'nın kısalması lazım ki mesafe artsın. C çubuğu ısıtılmıştır. C çubuğunun ısıtıldığı hakkında fikir var mıydı? Olabilir demiştim. C çubuğu soğutulmuştur. Fikir var mıydı? Var ama kesin mi? Kesin değil. Kesinlik istediği için arkadaşlar 2'yi ve 3'ü alamıyorum. Kaldı ki soru da ne kadar ısıtıldı, ne kadar soğutuldu bilebiliyor muyum? Bilemiyorum. O yüzden zaten C kesin olmuyor. Ooo güzel bir elektrostatik sorusu. Ben hocanız olsaydım. Buradan bir tane soru yapıştırdım arkadaşlar. Elektrostatik ünitesi böyle sona kalıyor diye öğrenciler böyle dedim yani yumuşuyor falan. Yumuşamamaları için buradan soru soracağım söylerdim. Bir tane de yapıştırdım araya. Demiş ki elektrik yükleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Aşağıda ifade yok. Ne olacak? Yukarıdaki ifadelerden. Bunu bir düzelteyim. Hocanız böyle sormaz. Yukarıdaki ifadelerden. Hangileri doğrudur? Yüklü bir cisimle nötr iletken bir cisim birbirini çeker iletken olursa arkadaşlar neydi yük dağılımını değiştirebiliyoruz etkili elektriklenmeden dolayı. Dolayısıyla yüklü bir cisim nötr bir cisim çeker ifademiz doğru. Elektrik akımını iletmeyen maddeler yalıtkan olarak adlandırılır. Serbestçe hareket edemiyordu üzerinde elektronlar. Dolayısıyla bunlara yalıtkan adı veriyorduk. Doğrudur. Pozitif yüklü cisim topraklanırsa toprağa proton verir demiş yahu. Arkadaşlar proton neydi? Pozitif yüklü. Pozitif yükler katılarda hareket edebiliyor muydu? Edemiyorlardı. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış dedim. Dördüncü maddemiz birbirlerine sürtülen iki nötr cisimden biri pozitif diğeri negatif yüklenir. Sürtünme elektriklenmenin altın kuralıydı arkadaşlar. Cisimler yük işareti bakımından zıt ama miktar bakımından eşit oluyorlardı. Bu ifademiz de doğru oldu. Proton sayısı elektron sayısından fazla olan cisim pozitif yükte olur. Çünkü niye elektron vermiştir. Elektron verdiğine göre de pozitif yükte olur. 1, 2, 4 ve 5. 1, 2, 4, 5. E seçeneği doğru cevap arkadaşlar diyorum ve devam ediyorum tabii ki hız kaybetmeden. Güzel bir yorum sorusu. Hissedilen sıcaklık ile gerçek sıcaklığın farklı olmasının sebepleri bağıl nem ile rüzgar hızıdır. Rüzgar hızı hissedilen sıcaklığı düşürürken rüzgar olduğu zaman sıcaklığım düşüyormuş. Diğer türlü bağıl nem ise yükseltiyormuş. Bağıl nem yükseltmekteymiş. Buna göre tabloda verilen bilgilere baktığımızda yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur? Şöyle bir bakayım. Gerçek sıcaklık İstanbul'da 23 iken 28 hissedilmiş. O zaman İstanbul'da ne var? Nem var arkadaşlar. Nem olduğu zaman yüksek hissediyordum çünkü. Erzurum'da ne olmuş? Hava sıcaklığı 7 santigrat dereceyken 4 hissedilmiş. Daha düşmüş. O zaman burada da ne var? Rüzgar var. Verilen tabii ki parçaya göre konuşuyoruz burada. Erzurum'da rüzgar belli bir hızla esmektedir. Evet doğru. Çünkü sıcaklığım düşmüş. İstanbul'da bağıl nem oranı yüksektir. Evet bu da doğru. Çünkü nem ne yapıyordu? Sıcaklığı yükseltiyordu. Erzurum'da bağıl nem oranı yüksektir. Olur mu ya? Sıcaklık yükselmesi lazımdı. yükselmemiş. O zaman bu yanlış oldu. Cevabımız neymiş? 1 ve 2'ymiş sevgili arkadaşlar. Güzel bir soruymuş. Aslında tam böyle yorum da değil. Bakacağım burada yazdığımı anlayacağım. O yüzden bakın renk kodları kullanarak yazdım. Mor, rüzgar, turuncu, nem. Dediğim Devam ettim. Ben var ya buradan kesin çıkar diyorum. Ben sorardım ya. Ben kendim sorardım yani. Sıcaklıkları ve kütlelere eşit. Öz ısıları CK büyük, CL eşit, CM olan KL ve M cisimlerine aynı miktarda ısı veriliyor. Aynı miktardanın altını çiz. Q'lar eşit yani. Q'lar eşit. Buna göre cisimlerin son sıcaklıkları arasındaki ilişki nasıldır? Neydi formülümüz arkadaşlar? Q eşittir. M çarpı C çarpı delta T. Formülü bilmeden yorumlayamazsın bunu. Bunların sıcaklıkları ve kütleleri de eşit. Şimdi bunlar da aynı. Bunu bir çizdim. Q'lar da aynıydı. Bunu da çizdim. O halde ne diyeceğim? C ve delta T çarpım durumunda arkadaşlar. Çarpım durumunda oldukları için bunlar için ne diyeceğim? Ters orantılıdır. O halde c CK büyükmüş. O zaman dedim ki TK ne olacak? Küçük. CL eşit CM demiş. O zaman TL eşit TM dedim. Ters orantılı olduğunu çarpım durumunda olduğu için anladım. Yani ne demek istiyorum? Mesela şöyle diyelim. A çarpı B eşittir 6 diyelim. A'ya 3 verirsem B ne olacak? 2. B'yi arttıralım. B'yi 3 yapalım. Bu sefer A ne oldu? 2. Yani biri artarken diğeri azalıyor. Bu demek ters orantı. C büyükse delta T küçük. Delta T büyükse C küçük. Hangi seçenek doğru cevap? TL eşit TM büyük TK şeklinde B seçeneğimiz doğru cevabımız oldu. Bakın ne yaptık önce formülü yazdık. Formüle bakmadan işte bu mantık sorusu ben bunu böyle yorumladım hocam gibi şeyler yapmayın sakın. Çok geliyor öyle. Benim mantığıma göre diyor. Senin mantığına göre olsaydı sen yazardın onun kurallarını değil mi? Oo güzel bir Faraday kafes sorusu. Bak elektrostatik benim yumuşak karnım. Ben buradan sorarım arkadaş. Dediğim gibi son ünite olunca öğrencilerde yumuşama oluyor. Yumuşamayı engellemek için. Niye hocam? Sizin gareziniz mi var öğrencilere? Hayır ben öğrencileri çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü bu bilgiler size 3 sene sonra TET'de lazım olacak. 7 tane fizik sorusu var. Bak az değil ha 7 tane tam 7 tane. Bunların da bayağı bir kısmı 9. sınıftan geliyor. Söyleyeyim yani. Yarısı gelir yani. 4 soru 3 soru 4 soru gelir 9. sınıftan. Güzel olur. İçi boş yüksüz iletken küreye şekildeki gibi negatif yüklü iletken y küresi iç kısımdan dokundurulup ayrılıyor. Faraday kafesi ne yapıyordu arkadaşlar? Yani dış küre aslında şuradan biliyoruz. İlk öğretim 7. sınıfta olması lazım. Fen bilimleri dersinde aynı cins yükler birbirini iter, zıt cins yükler birbirini çeker diye öğrenmiştiniz ya. Ben buraya dokundurdum bunu. E aynı cins yükler var bunun içerisinde. o zaman bu yükler birbirini itecek ve gidebilecekleri en uzak nokta olan şu faraday kafesi dediğimiz kısmın dış yüzeyine yerleşecekler. Yani y küresi ne yapacak? O çok üzücü bir şey ama yüklerini kaybedecek arkadaşlar. Yüklerini kaybeder. Peki dışarıdaki x küresi kaybedir kaybeder. Dışarıdaki x küresi ne yapacak? Bu da y'nin yüklerini alacak. yükleri alır. Kürelerin son yük dağılımlarına göre yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur diye sormuş. Y küresi nöt olur. Evet. Çünkü ne yaptı? Yüklerini verdi X'e. Y küresindeki fazla elektronlar X küresine geçer. Fazla olanlar geçer bakın arkadaşlar. Mesela atıyorum bunun üzerinde Y için şöyle bir örnek vereyim mesela. 5 tane pozitif yük var. işte 16 tane negatif yük var. Dolayısıyla Y'nin net yükü nedir? İşte eksi 11. Bu ne yapacak? Eksi 11 tanesini verecek. Yani 5 artı kalacak. 5 tane de eksi kalacak. Nötr hale gelecek. Eksi 11 tanesini de ne yapacak? İlk süresini verecek. Yükler korunumludur. Evet, yük kaybolmaz. Yoktan da bir yükü var edemezsiniz. Bu da yine doğru bir ifade. X ve Y küresi aynı cins yükle yüklüdür. Olur mu ya? Y yüksüz bir defa. Yüksüz demek tam doğru değil de gerçi şöyle. Y nötr bir defa öyle söyleyelim. Artılar da var, eksiler de var. Hani yüksüz deyince hiç yük yokmuş gibi anlayabiliyorsunuz. O yüzden söylüyorum. Yüksüz kelimesi nötr anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Aynı yüklüdür demiş. Bu ifademiz yanlış. Yani cevabımız 1, 2 ve 3 olacak sevgili arkadaşlar. Geçtik diğer bir soruya. Bu sorumuz neyle alakalı bakalım? Noktasal Q1 ve Q2 yüklerinin aralarındaki uzaklık D iken birbirlerine uyguladıkları kuvvetlerin büyüklüğü F'dir. Bakın yine elektrik. Ben buradan da sorardım ya. Hatta ben komple elektrikten yapardım. Şaka şaka o kadar da değil. Biraz da ısı sıcaklıktan yapmam lazım. Noktasal Q1 ve Q2 yüklerinin aralarındaki uzaklık D iken birbirlerine uyguladıkları kuvvetlerin büyüklüğü F. Zaten neydi bunlar? Etki tepki kuvvetçikleriydi. Bunun bunu uyguladığı kuvvetle bunun bunu uyguladığı kuvvet eşit büyüklükte ama zıt yönlüydü. Buna göre yüklerin birbirlerine uyguladıkları elektriksel kuvvet ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Yüklerin cinsine bağlıdır demiş. Yüklerin cinsine bağlı mı büyüklüğü arkadaşlar? Elektriksel kuvvetin büyüklüğü bağlı değil. Yönü bağlıydı. Yönü bağlı. Yönü bağlıydı. Bağlıydı. <laughs> Yükler arasındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Doğru bir ifade. Alan kuvvetlerinde bu vardı. Kuvvet ünitesinde görmüştük. Dört tane kuvvetimiz vardı ya doğada. G, E, Z, K diye kodlamıştık. Güçlü nükleer, güçlü nükleer, elektromanyetik, daha sonra zayıf nükleer ve kütle çekim diye geçiyordu sevgili arkadaşlar. Bunların hepsi ters kare kuvvet yasası diye de geçiyor. Alan kuvveti. Bütün hepsinde var bu. Uzaklığın karesi ile ters orantılı olması durumu. Yük miktarı ile doğru orantılıdır. Bu da yine doğru bir ifademiz. Cevabımız dolayısıyla arkadaşlar 2 ve 3 olacak bu soru içinde. Evet sevgili arkadaşlar gelsin ödüllü sorumuz. Ödüllü sorunuz ekranlarınızda belki de sınavınızda böyle bir soru çıkacak. Böyle bir soru çıktıysa bana yazın ya. Öyle yorumlara yazın arkadaşlar. Ödüllü sorumuzun cevabını yorumlara bekliyorum. Sınavınız geçtikten sonra da kaç aldığınızı yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.